Mutlak değer çalışma kağıdı 3. Bu videomuzda mutlak değer konusuna ait çalışma kağıdımızın çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer y artı 5 eşittir 0 olduğuna göre x artı y kaçtır? İki tane mutlak değeri topladığımızda sonucun 0 çıkabilmesi ancak ve ancak iki mutlak değerin içinin de 0 olmasıyla mümkündür. Çünkü bir mutlak değerli ifadenin sonucu her zaman için sıfıra eşit ve büyüktür. Bunların içlerinin sıfır olmadığını düşünürsek sıfırdan büyük olmaları gerekir ve sıfırdan büyük olan iki şeyi topladığımızda sonuç sıfır çıkamaz. Bu nedenle ikisinin içinin de sıfır olması gerektiğini anlamalıyız. X eksi 2 eşittir 0. X buradan 2. Bir de y artı 5 eşittir 0. Y eşittir eksi 5. Bize sorulmuş olan buradan da x artı y. 2 ile eksi 5'i toplarsak eksi 3 olarak bulunur. İkinci soruya geldiğimizde yine benzer bir soru. Mutlak değer 3x artı y eksi 12 artı mutlak değer 2y eksi x eksi 1 eşittir 0 olduğuna göre x eksi y kaçtır? Yine iki mutlak değerli ifade toplanmış ve sonuç 0 gözüküyor. Bu ancak ve ancak ikisinin içerisinin de 0 olması ile mümkündür. 3x artı y eksi 12 eşittir 0 diyoruz. Buradan 3x artı y'nin 12 olduğunu buluruz. Buraya geldiğimizde 2y eksi x eksi 1 eşittir 0. Buradan da 2y eksi x'in 1'e eşit olduğunu buluruz. Buradan alt alta yok etme metoduyla çözelim. X ve y'yi bulalım. Bunu 3 ile çarparsak x'ler birbirini götürür. Burası 6y eder. Bir y de burada var. 7y. Buradaki 3 ile 1'i çarptık. 3, 12 ile toplarsak 15. Buradan y eşittir. 15 bölü 7. Bunu götürüp yerine koyarsak burada. Çok da kötü bir sayı çıktı. İşlem hatası mı yaptık? Bir bakalım. Şurayı 3 ile çarptık. 6y. Bir y de burada var. 7y. Şununla çarptık. Bunlar gitti. 3, 15. İşlem hatası yok gibi duruyor. 3x artı 15 bölü 7 eşittir 12. Bunu diğer tarafa atarsak 3x eşittir 12 eksi 15 bölü 7. 7 ile payda eşitlersek burada 84 bölü 7 eksi 15 bölü 7. Bundan bunu çıkartırsak 69 bölü 7. 3x eşittir 69 bölü 7. 3'e de bölersek x eşittir 23 bölü 7. Bize sorulmuş olan şey x eksi y'dir. X eksi y 23 bölü 7 eksi 15 bölü 7'den 8 bölü 7 olarak bulunur. Buradaki önemli olan şey mutlak değerli ifadeleri toplayıp 0'a eşitlemişsek o bütün mutlak değerli ifadeler içleri 0 olmalıdır ki sonuç 0 çıkabilsin. Üçüncü sorumuza geçelim. Mutlak değer 7x eksi 2 artı mutlak değer 6y artı 5 ifadesinin en küçük değerini almasını sağlayan x ve y değerlerinin çarpımı kaçtır? İki tane mutlak değerli ifade var. Bunların toplamının en küçük değerinin peşindeyiz. Bir mutlak değerli ifade en küçük 0 olabilir. Bir mutlak değerli ifade 0'a eşit ve büyük olmalıdır. O zaman bu ikisini de sıfır yapabiliyor muyuz aynı anda diye düşünelim. Tabii ki. X yerine öyle bir değer veririz ki burayı sıfır çıkartabiliriz. Y yerine öyle bir değer veririz ki burayı sıfır çıkartabiliriz. Ve bu ikisinin toplamı sıfır olur ki bu ifade en küçük değerini alır. Bu ifadenin en küçük değeri sıfırdır. Bunun içerisini sıfır yapan 7x eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir 2 bölü 7. Bunun içerisini sıfır yapan 6y artı 5 eşit 0'dan y eşittir eksi 5 bölü 6.
En küçük değeri almasını sağlayan x ve y değerlerinin çarpımı sorulmuş. 2 bölü 7 ile eksi 5 bölü 6'yı çarpacağız. Şunu da şu sadeleşir. 3 eksi 5 bölü 21 olarak sorumuzun cevabını buluruz. İki mutlak değerli ifadenin en küçük değerini almasını istediği zaman birden aynı anda ikisini de sıfır yapabiliyor muyuz diye düşüneceğiz. İkisinin içlerindeki harfler farklıysa sıfır yapabiliriz ve böylece en küçük değeri olan sıfırı çıkartan x ve y değerlerini bulabiliriz. Dördüncü soruda buna benzer fakat ufak bir değişikliğimiz var ve önemli bir değişiklik. Mutlak değer 3x artı 6 artı mutlak değer 5 eksi x ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Bir mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bunu ve bunu aynı anda sıfır yapabiliyor muyuz diye düşüneceğiz. İkisinin içinde de x'li ifade bulunduğu için bunun içerisini sıfır yapan x değeri 3x artı 6 eşittir sıfırdan x eşittir eksi 2. Bunun içerisini sıfır yapan x değeri ise 5 eksi x eşit sıfırdan x eşittir 5. İkisinin içerisini aynı anda sıfır yapamıyoruz. O yüzden bunun alabileceği en küçük değer şu şekilde bulunur. Ya bunun içinin sıfır olduğu durumda en küçük değerini alıyordur, ya da bunun içinin sıfır olduğu durumda en küçük değerini alıyordur. X eksi 2 için deniyoruz şimdi. Bunu kural olarak bilmeliyiz. Şimdi derin nedenlerine girmeyeceğim. Konu anlatımında bahsedilmişti bunlar. Eksi 2'yi koyarsak burada içeriye, bunun içi sıfır oldu. Bunun içine eksi 2'yi koyarsak içerisi 7 oldu. Cevap 7 çıktı. Şimdi bunun içini sıfır yapan için bakalım. Hangisi için daha küçük çıkacak? 5'i koyarsak 3 kere 5, 15, 6 daha 21 etti. Buraya 5'i koyarsak 0 etti. Toplayınca 21 çıktı. 7 daha küçük. Yani x yerine eksi 2 koyunca bu ifade daha küçük değer aldı. İfadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Cevabımız burada 7'dir. Ne zaman peki en küçük değerini alır diye sorarsa bu ifade için x eşit eksi 2 için en küçük değerini alır. Geçiyoruz 5. sorumuza. Bir önceki soruyla benzer mutlak değer x eksi 3 artı mutlak değer 2 eksi x artı mutlak değer 2 x eksi 5 ifadesi en küçük değerini hangi x değeri için alır? Üçünün de içini aynı anda sıfır yapabilmemiz mümkün değil. En küçük değer için bunu düşünmeliyiz öncelikle. Üçünün içinde de farklı harfler olsaydı üçünü aynı anda sıfır yapabilirdik. Ama üçünün içinde de x var ve üçünü de aynı anda sıfır yapabilmemiz mümkün değil. O zaman bu ifade en küçük değerini ya bunun içini sıfır yapanda x 3'te ya da bunun içini sıfır yapanda x 2'de ya da bunun içini sıfır yapanda x eşittir 5 bölü 2'de alır. Şimdi bunları deneyeceğiz. Hangisi daha küçük çıkartırsa o x için en küçük değerini alıyor demektir. 3'ü koyuyoruz. Burası 0 etti. Buraya koyduk 3'ü. İçerisi eksi 1 etti. Buraya koyduk 3'ü. 6, 1 etti onun içi de. Buradan bu işlemleri yaptığımızda 2 çıkıyor. 3 koyunca 2 çıktı. 2'ye geçiyoruz şimdi. 2 koyduk. Burası eksi 1 etti. Buraya 2'yi koyduk. 0 etti. Buraya 2'yi koyduk. 4. Eksi 1 etti orası yine. Burası da 2 çıktı. Geçiyoruz 5 bölü 2'ye. 5 bölü 2'yi koyduk buraya. Eksi 1 bölü 2 etti orası. 5 bölü 2'yi koyduk buraya. Yine eksi 1 bölü 2 etti. 5 bölü 2'yi koyduk buraya. 0 etti. Eksi 1 bölü 1 bölü 2, 1 bölü 2 çıktılar. Toplarsa 2 bölü 2'den 1 çıktı. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer 1 ve ne zaman alıyor onu? X eşittir 5 bölü 2, 2. 6. sorumuza geçiyoruz. 12 bölü mutlak değer x artı 6 artı mutlak değer 3 eksi x ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Kesirli bir ifadenin en büyük değerini alabilmesi için
payda kısmının olabildiğince küçük olması gerekir. Bu mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değere bir odaklanalım. X artı 6 artı mutlak değer 3 eksi x. Ya bunun içini sıfır yapan da alacak o en küçük değerini, ya da bunun içini sıfır yapan değer de alacak en küçük değerini. Bu en küçük değerini aldığında da bu ifade en büyük değerini almış olacak ki onu ardından bulacağız. X eksi 6 koyalım bir bakalım. Bunun içerisi 0 etti. Eksi 6 koyarsak bunun içi 9 etti. Sonucumuz 9. X yerine 3 koyuyoruz şimdi. Bunun içi 9 etti. 3 koyduk, bunun içi 0 etti. 9 çıktı bu da. İkisi de en küçük değer olarak 9 çıkartıyor. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer 9. Bunun yerine 9 koyarsak 12 bölü 9 bu ifadenin alabileceği en büyük değerdir. 12 bölü 9'u da sadeleştirirsek 4 bölü 3 sorumuzun cevabıdır. 7. sorumuza geçiyoruz. X büyük 0 olmak üzere bir ifade verilmiş. İfadesinin eşiti nedir deniyor. Burada 2 mutlak değer olduğu için en içteki bölümden başlayacağız. Bu dışarı nasıl çıkar? X'in kendisi sıfırdan büyük, yani pozitif. Eksi 3x, eksi 3 ile pozitif bir şeyi çarparsak negatif olur. Bunu dışarıya çıkartırken eksiyle çarpmalıyız. Dıştaki mutlak değer duruyor. Sadece şunu çıkartıyoruz. Bunu dışarıya çıkartırken eksiyle çarparsak 3x diye çıkar o. Eksi 4x var burada. Artı, bu daha beklesin. Şunun da bir içini düzgünce yazalım. 3x eksi 4x'ten bunun içerisinde eksi x artı eksi 5x oldu. X'in kendisi sıfırdan büyük. Bu nedenle x pozitifse, önünde eksi varsa bu negatiftir. Eksi 5x bu pozitifse çarparsak negatiftir. Dışarıya çıkartırken bunları eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarparsak x. Eksiyle çarparsak 5x. Bunları da toplarsak 6x olarak bu ifadenin eşitini bulmuş oluruz. Şimdi geldik 8. sorumuza. Mutlak değer x eksi y eksi mutlak değer eksi x eksi mutlak değer y eksi x artı mutlak değer x ifadesinin eşiti nedir? Bu sadece şunları bilip bilmediğimizi ölçen bir soru. Mutlak değer x eksi y mutlak değer y eksi x'e eşittir. 3'ten 1 çıkınca 2 kalır. 1'den 3 çıkarsa eksi 2 kalır. Ama ikisinin mutlak değerini alırsak aynı sonuç çıkar. Bu ifadeyle bu ifade çıkarma durumunda olduğu için birbirini götürdü. Aynı şekilde mutlak değer x ise mutlak değer eksi x birbirine eşittir. Buna 3, buna 3 diyelim. 3'e eksi 3 oluyor. İkisi de dışarı 3 çıkacağı için eşit olurlar. Buradaki mutlak değer eksi x'in önünde eksi var. Bu artı. Bunlar da birbirini götürüyor. Ve bu ifadenin sonucu 0 çıkar. Oldukça klasik ve basit bir sorudur bu. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı burada noktalıyoruz.